Herkese merhabalar. DraftSight'ta nasıl yapılır ipuçları serimize hoş geldiniz. DraftSight'ta balonlama ve malzeme listesi oluşturma nasıl yapılır videomuzda serimize devam ediyoruz. Öncelikle çok kısa kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Eda Şahin. Armada yazılım bünyesinde CAD teknik destek ve eğitim mühendisi olarak 2 yılı aşkın bir süredir çalışmaktayım. Teknik destek departmanında SolidWorks, DraftSight, DriveWorks ve Solid Steel ürünleriyle ilgileniyorum. DraftSight arayüzümüze geçelim ve balonlama işlemlerini, malzeme listesi oluşturmaları nasıl yapabiliriz hep beraber inceleyelim. DraftSight arayüzümüze geldiğimizde ekranda örnek bir projemizin hazır şekilde beklediğini görebiliyorsunuz. Bu proje üzerinde malzeme listesi oluşturmanın iki farklı yöntemi var. Birincisi, siz manuel olarak bir tablo oluştur diyebilirsiniz ve bu tablo üzerinden elle tüm değerleri girerek işleminizi yapabilirsiniz. Ama burada satırlarınızı, sütunlarınızı, unsurlarınızı tek tek sizin takip etmeniz ve sizin eklemeniz gerekir. Bu biraz uğraştırıcı bir yöntem olduğu için biz burada programdan otomatik olarak malzeme listesini nasıl çekebilirsiniz buna bakacağız. Şimdi ekranda modelimizi görebiliyoruz. Programın bize bir malzeme listesi verebilmesi ve bizim bunu yönetebilmemiz için bizim de öncesinde programa bazı girdiler vermemiz gerekiyor. Bunu da balonlamaları kullanarak yapıyoruz. Ekle diyerek modellerim üzerine balonlar ekleyeceğim. Geliyorum, bu modelimi seçiyorum. Balonlamanın nereden nereye doğru olmasını istiyorsam bunu seçiyorum. Ekranda bana bir bir sayısı çıkarıyor. Komut penceremi kontrol ettiğimde miktar yazdığını görebiliyorum. Yani bundan kaç adet varsa adeti burada girebilirsiniz. Diyelim ki 10 adet ürünümüz var diyelim. Onayladım. Onayladıktan sonra ekrana bana bir toolbox balon düzenleme sayfası açıyor. Burada varsa montaj bilgilerinizi, öğenin numarasını, parça numarasını, tanım ve miktar özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Parça numarası olarak ARM1 diyelim. Tanım olarak da yine ARM1-1 diyorum. Arasındaki farkı görebilelim diye. Miktarı ilk aşamada 10 yazmıştık ama dilerseniz buradan farklı bir sayı olarak da değiştirebiliyorsunuz. Tamam dedim. Bu şekilde 1 olarak ilk balonumu attı bakın. Şimdi tekrar geliyorum. Balon dedim. Buradaki unsurumu seçtim. Balonlamanın başlayacağı konumdan biteceği konuma kadar mouse'umu çektim, bıraktım. Bundan 2 adet var diyorum. Yine dediğim gibi alt montaj isimleriyle balonlama yapmak istiyorsanız bunları ekleyebilirsiniz. Unsur parça nohum olarak ARM2, tanım olarak da ARM2-2 dedim ve tamam diyorum. Şuradaki unsurlarım için de tekrar balonlama diyorum. Unsurumu seçtim. Balonlamanın başlangıç noktasını seçtim. Bu unsurumdan bir adet var. Parça numarası olarak ARM3, tanım olarak da ARM3-3 dedim. Ve tamam diyorum. Her birine sırasıyla attığını görebiliyorsunuz. Bakın 1, 2, 3 olarak balonlama sayılarımın. Son olarak da geliyorum. Ve şuradaki unsurum için son balonlamamı yapıyorum. Yine adet olarak bir gelsin. Parça numaram ARM4 olsun. Parça tanımım da ARM4-4 olsun dedim. Onayladım. Şimdi siz bunu modelinizdeki malzeme listesinde görmek istediğiniz tüm unsurlar için bu şekilde balonlamanızı yapmış olmanız gerekiyor. Bu balonlamayı yapmak için eğer unsurlarınızın hepsini tek bir sayfada çiziyorsanız, yani dışarıdan hazır bir blok olarak alıp unsura eklemiyorsanız, öncesinde blok oluşturmanız gerekiyor. Bir örnekle buna da bakalım. Şuradaki unsurlarımın üzerine geldiğimde her birinin ayrı ayrı olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu çizime blok olarak aldığınızda, bir seçim yaptığınızda şuradaki gibi turunculuğu tüm kısımda görebiliyorsunuz. Ama model içerisinde bunu blok olmadan çalışıyorsanız, başlangıç sekmesindeki hızlı grupla fonksiyonunu bunun için kullanabiliriz. Modellerimi seçtim, hızlı grupla dedim
Ve işlemi şurada adsız O grup oluşturuldu olarak komut penceremde görebiliyorum. Artık gelip mouse'umu burada beklettiğimde hepsini beraber seçtiğini görebiliyorum. Toolbox dedim, balon ekle diyorum. Unsuru seçtiğimde artık buna dahil olan, o gruba dahil olan tüm öğelerimi seçiyor. Yine adete 1 diyelim. Parça numaramızı ve tanımımızı ekleyelim. Tamam diyorum. Şimdi bunların her birini tamamladıktan sonra yine üst kısımda malzeme listesi sekmesi altında oluştur olarak bir seçeneğimiz mevcut. Yine bunu komut penceresinde çalıştırmak isterseniz db create bomb seçeneğine komutunu yazarak da çalıştırabiliyorsunuz. Oluştur dedim. Komut penceremi kontrol ettiğimde benden sadece sol üst ekleme noktasını belirtin olarak bir nokta istiyor. Yani malzeme listeni hangi konuma ekleyelim olarak seçiyor. Burayı seçtim. Ve bakın ekrana malzeme listemi şöyle yakınlaşalım. Öğe numaralarım, parça numaralarım, tanımları ve girmiş olduğumuz miktarlarıyla beraber çalışma sayfam içerisine listelemiş oldu. Ben daha sonrasında istersem bu malzeme listemi scale yaparak çizim sayfama uygun olarak boyutlarını değiştirebilirim. Ya da malzeme listesi içerisinde düzenlemek istediğiniz bir kısım varsa şu şekilde üzerine çift tıkladığınızda altta seçeneklerde bakın düzenle, yeniden oluştur, sil ya da düzenleme kısmından çıkış yap olarak seçenekler sunuyor. Burada kullanmak istediğiniz seçeneğe göre çalıştırmanız gereken harf komutlarını alt çizili olarak veriyor. Yani düzenle demek istersem D yazıp Enter demem aslında bu komut için yeterli. Tablo referansını belirtin olarak geliyorum. Burayı seçtim. Üzerine tıkladığımda bu seçmiş olduğum birinci parça için balonu düzenleyerek tabloyu revize edebileceğimi bana gösteriyor aslında. Buradaki miktarı 20 dedim. Tamam diyorum. Ve komuttan ESC ile çıkıyorum. Şimdi yaklaşıp kontrol ettiğimde ilk etapta 15 olarak girdiğimiz miktarı 20 olarak düzenlediğini görebiliyorum. Bunu buradan değil unsur içerisinden yapmak isterseniz yine geliyorum. Balonlamaya çift tıklıyorum. Balonu düzenleme ekranını bana veriyor. Burada ben gelip tekrar miktarımı 15 diyorum. Onayladım. Malzeme listemi yakınlaşıp kontrol ettiğimde miktarımın yine 15 olarak ekrana geldiğini görebiliyorum. Siz de malzeme listenizi direkt olarak programdan almak istiyorsanız eğer öncesinde modellerinize balonlama yapmanız, miktar adet bilgilerini girmeniz ve sonrasında sadece malzeme listesi oluştur demeniz program için yeterli. Burada adet sayısını otomatik olarak yazdırmasını istiyorsanız, yani benim unsur içerisindeki adetlerimi de kendisi görsün istiyorsanız, bunu Enterprise lisans olarak değil ama DraftSight Mechanical lisans olarak yapabiliyoruz. Yani bu paket içerisinde fonksiyon mevcut olmamasına rağmen farklı paketlerinde bu fonksiyonu da kullanabiliyorsunuz. DraftSight içerisinde otomatik olarak malzeme listesi çekme işlemimiz bu kadardı. Buradaki önemli olan nokta ilk başta da bahsettiğim gibi balonlamaların her bir parça için yapılmış olması. Modelin balonlama yapılabilmesi için öncesinde hızlı grupla ya da bloklar halinde düzenlenmesi gerektiği kısmıydı. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.